Merhaba sevgili gençler. Bu videoda sizlere hukuk ve eğitim alanında yapılan yeniliklerden bahsedeceğim. Ben yaptığım bütün inkılaplarda neyi gerçekleştirdim arkadaşlar? Bakın dikkatinizi çekerim. Belki tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Bak. Merhaba sevgili gençler. Bu videoda sizlere hukuk ve eğitim alanında yapılan yeniliklerden bahsedeceğim. Dikkatinizi çekerim. Bahsettiğim iki alan da Osmanlı Devleti'nde birlik ve bütünlük olmayan alanlar. Şimdi bir inceleyelim bakalım neymiş, ne olmuş. Hukuk alanıyla başlıyorum. Şimdi Osmanlı Devleti'nde gördüğünüz gibi 4 farklı mahkeme çeşidi, uygulanan hukuk kuralları çeşitliliği vardı. Neydi bunlar mesela? Şer'i hukuk ne yapar biliyor musunuz? Din kurallarının uygulanmasını gerektirir. Şeriat kanunlarının uygulanmasını gerektirir. Kapitülasyon mahkemeleri vardır ki hatırlayın biz kapitülasyon verdiğimiz devletlere kendi hukuk kurallarını uygulama şansı vermiştik. Bu da onlara ait uygulanan kurallar. Örfi hukuk kuralları vardır ki bunlar bizim gelenek ve göreneklerimizdir ve yazısız hukuk kurallarıdır arkadaşlar. Ama kulaktan kulağa aktarılır ve uygulanır. Bir de azınlık mahkemeleri vardır ki bu da gayrimüslimlerin yargılandığı mahkemelerdir. Gördüğünüz gibi farklı uygulamalar var. Şimdi biz buradan neyi gördük? Osmanlı Devleti'nde hukuk birliğinin olmadığını gördük. Hukuk birliği yoktur. Şimdi problemi tespit ettim mi? Evet, ben yaptığım bütün inkılaplarda neyi gerçekleştirdim arkadaşlar? Bakın dikkatinizi çekerim. Ben ıslahat yapmıyorum. Yüzeysel değişiklik yapmıyorum. Ben ne yapıyorum? Ben problemi tespit ediyorum, köküne iniyorum ve ne varsa onu temizliyorum. O zaman problemi tespit ettim. Bir sürü telden çalan mahkeme var. O zaman benim ne yapmam lazım? Bunları bir birleştirmem lazım. Bütünlük sağlamam lazım. Buna da nereden başlayacağım biliyor musunuz? Aile hukukunu, toplumsal hayatı ilgilendiren kurallarla başlayacağım. Bu da beni Mecelle'ye götürecek. İslam kurallarının, İslam hukukunun uygulandığı Mecelle, yani şeriat kanunlarının uygulandığı Mecelle'ye götürecek. Mecelle'yi bir kere ortadan kaldırmam lazım. Ama kaldırdım Mecelle'yi, herkes takılsın mı kafasına göre? Olmaz öyle şey. Mecelle'nin yerine yenisini getirmem lazım ama oturup sıfırdan yazayım mı? Yazdım. Düşünsene. Yazdım. Uyguladım, tutmadı. Hop bir daha yazdım. Böyle bir şey olabilir mi? Olmamalı. O yüzden bakıyorum ne var kullanılan. Dünyaya bakıyorum. Toplumsal yapısı biraz bana benzeyebilecek olan. Kuralları benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek olan ülkelere şöyle bir bakıyorum. Ve nerede buluyorum? Bakın çözümü. İsviçre'de buluyorum. İsviçre'den medeni kanunu alıyorum. 17 Şubat 1926'da uygulamaya koyuyorum. Peki ben medeni kanunla ilgili ne bilmeliyim? Kanunun tamamını söylemeyeceğim şu an size tabii ki. Ama en önemli, en çok karşına çıkabilecek maddelerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti'nde resmi nikah yoktu, dini nikah vardı. Kadının hakları aslında burada görmezden geliniyordu biraz. O yüzden medeni kanunla ne getirildi biliyor musunuz? Resmi nikah zorunluluğu getirildi mi? Evet, bu güzel. İki, erkek boşanma hakkına sahipti ama kadın değildi. Medeni kanunla kadına da boşanma hakkı tanınmaya başlandı. İstemiyorsa en doğal hakkıdır. Sonra medeni kanun öncesinde
miras kadına, kız çocuğa bırakılmıyordu. Erkek çocuklara bırakılıyordu. Zaten adama soruyordun. Diyordun ki kaç tane çocuğun var? 3 oğlu, 2 kızı varsa 3 çocuğum var diyordu. Dolayısıyla kız çocuğunun böyle bir hakkı yoktu. Medeni kanunla beraber kız çocuğu neyi kazandı? Mirastan pay alma hakkını kazandı arkadaşlar. Sonra yine medeni kanun öncesinde mahkemeye gittin diyelim ki, şahitlik yapıyorsun. Birinin şahidi bir erkek, öbürünün şahidi bir kadın ya. Olmadı. Kadın olan iki tane olacak. Neden? İki kadın ancak bir erkek edecek. Allah Allah. Bu sebeple bir eşitsizlik vardı ve bu problem de medeni kanun ortadan kaldırıldı. Mahkemelerde eşit şahitlik yapma hakkı verildi Türk kadınına. Yine medeni kanunla kadına istediği meslekte çalışabilme hakkı verildi. İstediği meslekte çalışabilecek. Ne kadar güzel değil mi? Kadına verilen pek çok haktan bahsediyoruz burada. Bunlar medeni kanunla gelen yeniliklerin sadece bir kısmı ve bizim en çok karşımıza çıkan kısmı. Ve bu benim karşıma nasıl çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir bakın, bak resmi nikah diyorum, boşanma diyorum, mirastan pay alma diyorum, mahkemede şahitlik diyorum, istediği meslekte çalışabilme diyorum. Yani ailede, toplumsal hayatta hukuk önünde haklar verdim kadına. Ama ne vermedim? Sakın bunu unutma. Medeni kanunda ne yok dersen siyasi hak yok derim. Allem eder, kallem eder. Tersini çevirir, düzünü çevirir, sana bu soruyu bir şekilde sorar. Medeni kanunda sosyal haklar vardır, ekonomik haklar vardır, toplumsal haklar, aile hukuku vesaire. Ama ne yoktur? Siyasi hak yoktur. Şuradan da bunu çıkartabilirsin. Bak, yıl kaç? 1926. Türk kadını ilk siyasi hakkını bundan 4 yıl sonra kazandı zaten. Dolayısıyla medeni kanunda böyle bir şey yok. İşte ben medeni kanunla 1. Mecelle, yani İslam kurallarının uygulandığı kanun yerine modern bir kanun getirdim. Yani laiklikle ilgili bir adım attım. 2. Erkekte olan bazı hakları kadına da verdim. Halkçılıkla ilgili bazı eylemlerde bulunmuş oldum. Artı zaten tüm bunların temelinde hukuk birliği sağlama girişimim söz konusu. Medeni kanun dışında tabii ki arkadaşlar, bakın yine İsviçre'den borçlar kanununu aldım. İtalya'dan ceza kanununu aldım. Almanya'dan ticaret kanununu aldım ve tabii ki kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda dönüştürerek kullanmayı başardım. İşte benim hukuk alanında yaptığım en önemli yenilik budur arkadaşlar. Bununla beraber tabii ki hukuk fakülteleri açılmaya başlandı. Adliye mektepleri açılmaya başlandı. Ve bu alanda da uzmanlar yetiştirildi. Şimdi geçiyorum eğitim alanına. Yine birlik ve beraberliğin olmadığı bir alandan bahsediyorum. Sen bunun ta birinci ünitenin ilk konusunda farkına vardın değil mi? Birinci ünitede dedim ki Atatürk okula başlayacak. Anne ve babası arasında bir tartışma var. Mahalle mektebine mi gitsin? Şemsi Efendi'ye mi gitsin? Sonra işler yoluna girdi bir şekilde dedik. Ta orada da görmüştük ki, hemen şuraya da yazıyorum. Osmanlı'da eğitim birliği yoktur. E ne olur? Olmasa ne olur acaba? İyi olmaz. Neden iyi olmaz? Çünkü bir süre sonra kültürel çatışmalar başlar. Bu şu demek değil, yani bütün okullar tek düzey eğitim verecek değil. Temelde verilecekler belli. Üstüne katılacak, katma değerler başka olacak tabii ki. Neler vardı Osmanlı Devleti'nde? Bak, medreseler vardı. Dini eğitim veriyordu. Batı tarzında okullar vardı ki, bu resmini gördüğünüz okul Şemsi Efendi okulu arkadaşlar. Evet, bir de azınlıklara ait okullar ve doğrudan yabancıların kendi okulları var ki bu okullar aracılığıyla Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale edilmeye çalışılıyor. Şimdi bu durumda ben eğitim alanında da problemi tespit ettim mi?
daha çok problemim var ama bir numarada eğitim, öğretim birliğinin olmadığını görüyorum. Bununla beraber şöyle bir bakıyorum etrafıma, okuma yazma oranı o kadar düşük ki bunu tespit ediyorum. Üniversitelerime bakıyorum derken bir dizi yenilik yapıyorum eğitim alanında. Haydi inceleyelim bu yapılan yenilikleri. Hani size siyasi alanda 3 Mart 1924 kanunları deyip halifelikten sonra eğitim öğretimde laikleşmeyi getiren bir kanundan bahsetmiştim. Hatırladın mı? Tevhidi Tedrisat Kanunu. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi halifeliğin kaldırıldığı gün gerçekleştirildi. Bakın ne oldu? Eğitim, öğretimde birlik sağlandı. Bu hem müfredatların denkleştirilmesi, hem eğitim öğretim faaliyetlerinin birleştirilmesi, hem de kız erkek birlikte eğitim görülebilmesi anlamına gelecekti. Çağdaş eğitim anlayışını benimsemek amaçlandı tevhidi tedrisat ile. Medreseler kapatılarak laiklik, laik eğitim yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Tüm okullar bakın nereye bağlandı? Milli Eğitim Bakanlığı'na. Yabancıymış, azınlığın küçüğü, oymuş buymuş. Hepsi nereye bağlanıyor arkadaş? Milli Eğitim Bakanlığı hepsini denetliyor. Ve son olarak eğitimin yaygınlaştırılması kız ve erkek çocukların birlikte eğitim görmesi için adım atılmış oldu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitim öğretimin her bakımdan birleştirilmesi, laikleştirilmesi ve modernleştirilmesi demektir. Şimdi ben eğitim öğretimi birleştirdim. Tamam, harika, çok güzel bir şey yaptım. Modernleştirdim falan. Ama ülkemde okur yazar az ise ben eğitim öğretimi birleştirsem ne olacak? Benim önce ne yapmam lazım? Bir de benim okur yazar oranımı yükseltmem lazım. Bak yine problemi tespit ettim. Okuma yazma oranı az. Niye az, niye az, niye az, niye az? Bakıyorum. Zor. Okuması, yazması, anlaması zor. Osmanlıca, Arapça, Farsça karışımı, okunuşu, yazılışı farklı. Dolayısıyla ben bu problemi ortadan kaldırmazsam okuma yazma oranını da yükseltemem arkadaşlar. Ne yapıyorum? Yine tabii ki kullanılan alfabelere bakıyorum. Bir bakıyorum Latin alfabesi. Çok güzel. Benim gırtlak yapıma, dilime uygun bir alfabe. Hemen bu alfabeyi aldım 1 Kasım 1928. Yeni alfabeyi kabul ettim ama olduğu gibi mi kabul ettim? Ben eğer yenilikleri olduğu gibi alsaydım size ilke anlatırken şunu söylemezdim. İlkelerin, yapılan inkılapların hepsinin temelinde Türk milli benliği vardır demezdim. Ne yaptım arkadaşlar? W, X ve Q. Bunlarla işim yok. Bu harfleri çıkarttım ama bana lazım olan yumuşak G, Ç, Ş gibi noktalı harfleri ekledim ve kendi alfabemi oluşturdum. Bakın gördüğünüz gibi Atatürk de tahtanın başına geçti yeni harfleri öğretmek üzere. Şimdi ben harf devrimini yaptım da. Tamam, okuma yazma yeni öğrenecekler var, okul çağında olanlar var. Onlar için problem yok. Ama eğitim öğretim faaliyetlerinden bir sebeple kopmuş olanlar var bir de. Bunlar da bu alfabeyi kullanacak değil mi? Sokağa çıkacak, markete gidecek. Günlük hayatında bu alfabeyi kullanması lazım. Bunların da öğrenmesi lazım. O yüzden ne oldu biliyor musunuz? Eğitim öğretim seferberliği başlatıldı. Bakın seferber olmak demek bilen bilmeyene, ne biliyorsa ne kadar biliyorsa anlatsın demek. Bu seferberlik kapsamında millet mektepleri açıldı ve millet mekteplerinde 16-45 yaş arasındaki insanlara gönüllü hocalar, yeni alfabeyi bilen gönüllü hocalar yeni harfleri öğrettiler. Atatürk de 24 Kasım 1928'de baş öğretmen ilan edildi. Evet, harf devrimi ve millet mektepleri birbiriyle bağlantılı iki devrimdir arkadaşlar. Evet, devam edelim. Yeni harflerimizi aldık. Eğitim öğretimi birleştirdik. Şimdi neye bakıyoruz? Kültürümüzün temeline bakıyoruz. Tarihimize bakacağız ve dilimize bakacağız. Ne kadar doğru aktarılıyor? Ne kadar doğru öğreniliyor? Bunun için neler yapılmalı? Bunlara bakacağız. Yani neden bahsediyorum size?
TTK ve TDK'den bahsediyorum. Önce Türk Tarih Kurumu'na bakalım. Türk Tarih Kurumu 12 Nisan 1931'de açıldı arkadaşlar. Atatürk ne dedi biliyor musunuz? Türk evladı, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler için kendinde kuvvet ve kudret bulacaktır dedi. Ve şunu ekledi. Bakın amaçlarına yazıyorum bunu da. Türk tarihi Osmanlı tarihinden ibaret değildir arkadaşlar. Türk tarihinin köklü özelliklerinin öğretilmesi gerekir. Ve her şeyden önce tarihin nasıl öğretilmesi gerekir? Objektif öğretilmesi gerekir. Türk Tarih Kurumu çalıştaylar yaparak, kaynaklar, kitaplar yayınlayarak, hatta kütüphanesi vardır. Kütüphanesinde öğrencilere araştırma imkanları sunarak doğru tarih öğretiminin sağlanması için ilk çalışmaları yapan kurumdur arkadaşlar. Atatürk Türk Tarih Kurumu'nun açılışında aynen şu cümleleri kurar. Der ki, tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Bak ne kadar güzel bir söz değil mi? Tarih yazmak yapmak kadar mühimdir diyor. Doğru yaz diyor. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır. Türk Tarih Kurumu'nun açılışı kesinlikle hangi ilkeyle alakalıdır? Milliyetçilik ilkesi ile alakalıdır. Bir diğer kurum da Türk Dil Kurumu arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni alfabemizi kabul ettik. Türkçemizin doğru bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bakın amaç Türkçenin doğru bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapar. Biliyorsunuz yazım kılavuzları, sözlükler yayınlar. Türk dilinin sadeleştirilmesi arkadaşlar bu şu demek değildir. Bu hiç kimse yabancı dil konuşmasın, yabancı dil öğrenmesin. Bu demek değil. Diyor ki yabancı dil konuşuyorsan yabancı dil konuş, Türkçe konuşuyorsan Türkçe konuş. Bana ayakkabı center deme mesela diyor. Ayakkabı mağazası de ya da shoe center de. Dolayısıyla Türkçenin sadeleştirilmesi, yabancı sözcüklerden arındırılması için çalışmalar yapar, sempozyumlar yapar Türk Dil Kurumu. Tabii ki Türk Dil Kurumu da bu durumda milliyetçilik ilkesi ile alakalı olacaktır. Şimdi sıra geldi daha yukarılara, daha fazla eğitim görsün Türk genci, Türk genci daha çok araştırsın, Türk genci daha çok sorgulasın. Yani ne yapsın Türk genci? Üniversite okusun. Şimdi benim üniversitem var. Bir tane var. Tek üniversite. Darülfünun. Bak şu gördüğün bina. Hep görüyorsun İstanbul'da. İstanbul Üniversitesi. Üniversite sınavlarıyla ilgili televizyonda en ufak bir açıklama yapılacak olsa hemen İstanbul Üniversitesi'nin resmini görürsün zaten. Tarihi bir binadır, muazzam bir binadır. Darülfünun dönemin üniversitesi arkadaşlar ama isteklerimize cevap vermiyor. Darülfünun'da düzenlemeler yapmak üzere bir girişimde bulunuyoruz ve diyoruz ki İsviçreli bilim insanlarına danışalım. Profesör Doktor Malşe geliyor arkadaşlar Türkiye'ye. Bir rapor hazırlıyor ve bu rapor doğrultusunda yapılması gereken adımlar bir gerçekleştiriliyor. Malşe'nin raporuna göre bir kere Darülfünun'un kapatılması lazım. Çünkü Darülfünun'un hocaları, medrese hocaları ve saltanat ve hilafet yanlısı tutumları var. Devrimlerin önünde bir engel teşkil ediyorlar. O yüzden ben Darülfünun'u kapattım. Yerine ne yaptım? İstanbul Üniversitesi'ni açtım. Sonra öğretim üyelerini eğitmek, daha üst düzey eğitimler vermek üzere yurt dışına yolladığım, yurt dışından hocalar getirdim. Öğrencilerin üniversiteye
sınavla alınması sağlanmaya başlandı. Bilimsel çalışmalara ağırlık verilmesi, üniversite dediğin araştırır, sorgular, sorgulatır. Bu araştırmalara ağırlık verilmesi sağlandı. Üniversitelerin kütüphane ve laboratuvarlarının genişletilmesi sağlanmış oldu. Üniversite reformu ile ülkede yeni açılan üniversiteler, bu üniversiteler üzerinde yapılacak olan yenilikler, öğrenciler için sağlanacak olan standartlar gibi pek çok yenilik gerçekleştirildi. Tabii ki pek çok üniversitede bu arada açılmaya başlandı. Geliyorum güzel sanatlar ve spor alanında yapılan bazı birkaç tane örnek vereceğim sadece. Sorularda karşınıza çıkıyor, hocam bu nedir diyorsunuz. Bazen musiki'den çıkartıyorsunuz. Musiki, muallim, mektebi. Musiki, müzik, muallim, ben öğretmen. Mektepte okul. Yani müzik öğretmeni yetiştiren okullar açıldı arkadaşlar. Sonra çok karıştırdığınız bir şey, Sanayi Nefise Mektebi. Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürüldü. Şimdi Sanayi Nefise yazıyor. Sen de diyorsun ki tamam, ekonomik alanla ilgili değil. Sanayi Nefise Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüşmüş. Sanat alanında eğitim veren bir kurumdur. İstanbul'da Resim Heykel Müzesi açıldı, Ankara'da da açıldı, arkeoloji müzeleri açılmaya başlandı, kazılar desteklendi ve milli güreşçilerimiz desteklenerek spora da bir katkı sağlanmış oldu. Bununla beraber bunun gibi bir dizi yenilik tabii ki gerçekleşti. Ben sadece birkaçını örnek vermek istedim sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle bu alanlarda yapılan yeniliklerle alakalı sorumuzu çözüp videomuzu tamamlayalım. Şimdi Malşe raporundan bahsetmiştim ya az önce size. Şimdi bana bu soru da aynen bu rapordan bahsediyor. Diyor ki, Cumhuriyet'in ilanından sonra modern bir toplum oluşturacak kadroları yetiştirmek, bilimsel çalışmaları yapmak, yüksek öğretimde düzenlemelere gidilmek istenmiştir. Bu amaçla Tanzimat döneminde açılan Darülfünun'da düzenleme yapılmış, Darülfünun kadroları bilime hizmet etmediği için, yeniliklere tepki gösterdiği için Malşe Türkiye'ye davet edilmiş, yaptığı incelemeler sonucunda hazırladığı raporda bilimsel araştırmalara öğretim kadrosunun yabancı dil eğitimine ağırlık verilmesini, üniversitelerde yurt, yemekhane, spor tesislerinin yapılmasını, eğitim faaliyetlerinin konferans, kongre gibi çalışmaların desteklenmesi gerektiğini söylemiş. Parçada verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi eğitim çağa uygun bir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Kesinlikle zaten bunu istiyorum ben. Avrupalı devletlerin eğitim sistemimize müdahale etmeleri engellenmiştir. Bakın, Malşe'nin gelip bir rapor hazırlamış olmasını müdahale sanmayın arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ben Malşe'den gel gözlemle raporunu yaz diyorum. Ben uygularım veya uygulamam, bana kalmış bu. O yüzden böyle bir durum evet engellenmiştir de burada bununla alakalı bir bilgi yok. Bekletiyorum o yüzden. C'ye bakıyorum. Malşe üniversitelerin bir yaşam alanı olmasını istemiş. Bak, konferanslar, kongreler, yemekhaneler, spor tesisleri diyor. Kesinlikle bunu istemiş. Türk devleti eksiklerini tamamlama konusunda yabancı uzmanlardan destek almıştır. Evet, İsviçreli Malşe'den destek almışız. Bu durumda doğru yanıtım Bursa seçeneği oluyor. Evet sevgili gençler, sizlere hukuk alanında, eğitim alanında yapılan yenilikleri, sanatta ve sporda açılan bazı kurumları bu videoda anlattım. Lütfen videonun altına eklediğim soruları çözün ve tekrarınızı güzel yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.